kalbinle namaza teveccüh et. Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden iki kişi namaza durur. Her ikisinin de rükû ve secdesi aynıdır. Ama namazları yerden göğe birbirinden farklıdır. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Namaza kalktığın zaman şöyle de. Allah'ım, ben Hazreti Muhammed'i hacetime vasıta kıldım. Onunla sana yöneldim. O halde onun hürmetine beni dünya ve ahirette kendi nezdinde değerli kıl ve beni dergahına yakınlaşmış kimselerden kıl. Onun yüzüsü hürmetine namazımı kabul buyur ve onun hürmetine günahımı bağışla. Onun yüzüsü hürmetine duama icabet et. Sen bağışlayıcı ve merhamet edicisin. Namazın zahiri ve batını birçok adabı vardır ki, namazın tamam oluşunda ve kemalinde etkisi vardır. Kur'an'da şöyle buyurulur. Müminler saadete ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ey Kumeyl! Namaz kılman, oruç tutman ve sadaka vermen önemli değildir. Önemli olan namazın temiz kalple Allah nezdinde beğenilmiş bir amel olarak ve gerçek huşu içinde kılınmasıdır. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Namaz kılmaya başlayınca huşu içinde ol ve kalbinle namaza teveccüh et. Zira Allahu Teala onlar namazlarında huşu içindedirler buyurmuştur. Allah'ın sevgilisi huşu namazın süsüdür. Namazda huşu içinde olmayan kimsenin namazı namaz değildir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine huşu nedir diye sorulunca şöyle buyurmuştur. Namazda huşu içinde olmak kulun tüm kalbiyle Rabbine yönelmesidir. İmam Sadık aleyhisselam onlar namazlarında huşu içindedirler ayeti hakkında şöyle buyurmuştur. Huşu namazda gözleri aşağı indirmektir. Tebersi, onlar namazlarında huşu içindedirler ayeti hakkında şöyle demiştir. Yani onlar namazda huzu, tevazu ve alçak gönüllülük içindedirler. Gözlerini secde ettikleri yerden kaldırmazlar, sağa sola bakmazlar. Rivayet edildiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda sakalıyla oynayan birini gördü ve şöyle buyurdu. Bu adamın kalbi huşu içinde olsaydı şüphesiz endamı ve organları da huşu içinde olurdu. Bu hadisin de gösterdiği gibi hem kalp huşu içinde olmalı hem de organlar. Kalbin huşu içinde olması namaz kılan kimsenin tüm fikrini ve zihnini namaza yöneltmesi, kalbini namaz dışında her şeyden uzak kılmasıdır. Öyle ki namazda ibadet ve mabut dışında hiçbir şey olmamalıdır. Bedenin huşu içinde olması ise gözünü aşağı indirmesi, namaza teveccüh etmesi, o tarafa bu tarafa bakmaktan, boş şeylerle ilgilenmekten sakınmasıdır. Bir başka rivayette şöyle geçer. Huşu, Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı üzere gözün huşu içinde olmasıdır. Nitekim gözleri huşu içindedir ayetinde de bu yer almıştır. Kalp huşuu, aziz ve celil olan Allah'ın, acaba müminlerin kalplerini Allah'ın zikriyle huşu içinde kılmasının vakti gelmemiş midir ayetinde yer almıştır. Ayrıca sesin de huşu içinde olmasıdır ki, sesler Rahman olan Allah için huşu içindedir ve fısıltı dışında bir şey duyulmaz ayetlerinde yer almıştır. Nitekim namazda huşu bu üç anlamı da kapsar.